Kampüs kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Öncelikle şimdiden hepinize iyi bayramlar diliyorum. Tabii ki bizim için bayram biraz daha yine çalışarak geçecek. O yüzden bugün logaritmanın ikinci videosuyla beraberiz. Birinci videosunu izlemediyseniz lütfen hemen playlistimizden logaritma 1'i izleyin ve hazır bir şekilde bu videoya gelin. O zaman derse geçiyoruz. Hepinize iyi çalışmalar. Merhaba arkadaşlar, logaritma 2 ile beraberiz. Birinci videomuzda logaritmanın ne olduğunu, üstel fonksiyonla bağlantısını ve özelliklerini göstermiştim. İkinci videomuzda ise logaritmanın özelliklerine devam edeceğiz. Ve ÖSYM'nin de soru sorduğu taban değiştirme gibi önemli bir yeri anlatacağım size. Ardından logaritmanın gerçek hayat problemleriyle ilişkilendirilmesine bakacağız. ÖSYM tarzı sorumuzu çözeceğiz ve böylece videomuzu sonlandıracağız. O zaman hadi başlayalım. Logaritma fonksiyonunun özelliklerine devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar şöyle ki, önce bir logaritma fonksiyonu çarpım halindeki ifadeyi aynı tabanda toplama diye ayırıyor. Bakın bu çok önemli bir özellik. Şöyle ki bakın x çarpı y görüyorsunuz hepiniz burada değil mi? Bunu tutuyor toplama diye iki tane yine a tabanında olmak şartıyla logaritmaya bölüyor. Yani çarpmayı toplamaya döndürebiliyor logaritma fonksiyonu. Bu üstü sayıların özellikleriyle alakalı bir kavram. Şimdi sizin bilmeniz gereken şey çarpmayı toplamaya dönüştürüyorsa o zaman pratikleri bir yapalım bakalım nasıl oluyormuş. Öncelikle şuradan başlıyorum. Logaritma iki tabanında 16 çarpı x demiş değil mi? Peki burada ben bunu şöyle yazamaz mıyım? Logaritma 2 tabanında 16 artı logaritma 2 tabanında x. Bunu bu şekilde parçalayabilirim. Peki buradaki 16 sayısı 2'nin 4. kuvvetine eşit değil mi zaten? Evet. Bir önceki videoda konuştuğumuz özellik gereği bunu böyle 2 üzeri 4 diye yazıyorum. Orada konuştuğumuz özellik gereği bu 4 sayısının başa inmesi lazım değil mi? Hemen 4 sayısı başa inerse ne olacaktır? 4 çarpı logaritma 2 2 olacaktır. Logaritma 2 2 zaten 1. O halde bu direktmen 4'e eşittir. Artı deriz. Logaritma 2 x'i de buraya yazarız. Bunu bu şekilde parçalamış oluruz. Gördünüz mü? Yani çarpmayı bu şekilde toplamaya dönüştürebiliyor. Peki biz buradan ne anlayacağız? İşte burada dur. Tersini yapmayı da çok iyi bilmemiz gerekiyor. Yani fonksiyon toplama halindeyse aynı tabanda olmak şartıyla buna dikkat edelim. Bunu logaritma çarpmaya da dönüştürebiliyor. Yani tam tersinde arkadaşlar bilmemiz gerekiyor. Şimdi bu kalan 3 tane örnek bununla alakalı. O halde hemen şuradan başlayalım istiyorsanız. Bence en kolayından başlayalım, vazgeçtim. Şuradan başlayalım. Şimdi dikkat edin. Her ikisi de 6 tabanında değil mi? Ve bunlar toplam halindeler. O zaman ben bunu şöyle yazabilirim. Logaritma 6 tabanında şöyle sayıları 2 çarpı 9 diye toparlayacağı için bunu da böyle yazarım. 2 çarpı 9 zaten 18 olduğu için aslında bu logaritma 6 tabanında kaça eşitmiş? 18'e eşitmiş diyebiliriz. Şimdi devam edelim, şuradayım. Bakın a tabanı, a tabanı, a tabanı. Bunların her birinin arasında toplama işareti var. Toplama nereden gelmiştir? Çarpmadan hocam, bravo. O yüzden ben bunu şöyle yazabilirim. Şu şekilde logaritma a tabanında açtım bunu. Bu b küpü yazacaksınız. B küp çarpı 1 bölü b'yi yazacağız. 1 bölü b. Bir daha çarpı 1 bölü b kareyi yazacağız. 1 bölü b kare. Peki buradaki b kare ile b'nin çarpımı b küp olduğu için bu b küp. Bu b küple sadeleşse ne olur? Logaritma a tabanında 1 olur. Bu ne demektir? Bir sayısının her tabandaki logaritması 0 olduğuna göre burada cevabımız 0 olmalıydı. Geldik en sonuncusuna. Bence bunu sen yapmalısın kesinlikle. Çünkü bu değerli bir soru. Yani nasıl dönüştüreceğimiz çok değerli hakikaten. Şöyle ki bunu iyi öğrenin. Bazı logaritma sorularında bunu kullanacağız. 1 artı logaritma 2 tabanında 5. Şimdi buradaki 1 sayısını görüyorsunuz değil mi? O 1 sayısı 2 tabanına göre nasıl yazılır? Bravo, logaritma 2 2 diye yazılır. Önce 1 yerine logaritma 2 2 aldım. Artı logaritma 2 5 var bir de soruda. Logaritma 2 5 onu da yazdım. Peki buradaki toplama işareti çarpmadan türemiştir değil mi? O halde tabanlar da aynı olduğuna göre o tabanı yazarız. Şuradaki sayıları ne yapmamız lazım? Çarpmamız gerekiyor. 2 ile 5'i çarptınız arkadaşlar. Buradan da elde ettiğiniz şey logaritma 2 tabanında 10 oluyor. En sonuncusunun ifadesi de log 2 olmuş. Yani şuradaki 1'i bu tabana bağlı kalarak dönüştürmeniz gerekiyordu. Hemen devam edelim. Şu olaya dikkat. Şimdi burada yıldızlayayım ben bunu da güzel bir şey göstereceğim. Logaritma 10 dediğimiz ifade logaritma 2 artı logaritma 5 diye yazılabilir. Neden? Çünkü az evvel öğrendik. Logaritma 10'u ben 2 çarpı 5 diye düşünürüm. Bu aradaki çarpmayı aynı tabanda toplamaya dönüştürebiliyordu değil mi? O zaman bunu böyle yazabilirim. Peki logaritma 10 ifadesinin eşiti ne? Bunun gizliden tabanı ne? 10 zaten. 1'e eşit o halde. Logaritma 10, 11'dir.
Aa güzel. O zaman bunun sonucu 1'miş. Log 2 ile log 5'in toplamı 1'e eşitmiş. Peki ben log 2'ye x dersem, yani şuraya x dersem log 5'e ne demiş oluyorum? X'i karşıya attım, 1 eksi x demiş oluyorum. İşte bu dönüşümü arkadaşlar sorularda kullanıyoruz. Ve ben size diyorum ki logaritma 2x ise log 5 1 eksi x'tir. Log 5 x ise bu sefer de logaritma 2 1 eksi x'tir değil mi? Şimdi bunun pratik halini göstereceğim size. Tabii her zaman tabanımız 10 olmuyor takdir edersiniz ki. Hemen şöyle yapıyorum. Logaritma 6 tabanında 2a ise logaritma 6 tabanında 3'ün ne olduğunu soruyor. Bakın arkadaşlar çok önemli bir bilgi vereyim size. Bunların tabanları aynı değil mi? Evet. 2 ile de 3'ün çarpımı o tabanı veriyor mu? Veriyor. İşte bu şart sağlanırsa birisi a ise öteki 1 eksi a oluyor. Yani şu tik attığım iki şeyin çarpımı tabanı veriyorsa biri a olduğunda diğeri onun 1 eksilisidir. Peki hocam nereden geliyor bu? İşte bu yukarıdan geliyor. Onu hemen izah edeyim. Logaritma 6 6 sonuç olarak 1'dir değil mi? Evet. Biz şu 6 sayısını 2 kere 3 diye düşünebiliriz. Ve bu çarpmayı da toplama diye parçalayabiliriz. Logaritma 6 tabanında 2 artı logaritma 6 tabanında 3. Adam bize burayı a olarak vermiş. Şunu soruyordu işte. O da ne olacaktır? 1 eksi a olacaktır diyebiliriz. Şimdi gelelim buna. Logaritma 15 tabanında 5 b ise 15 tabanında 3. Taban aynı. 5 ile 3'ün çarpımında o tabanı veriyor. Heh, o yüzden bu b ise burasının 1 eksi b olması lazım. Peki bunu nasıl izah ederiz? Şöyle logaritma 15 tabanında 15 1'e eşit mi? Evet. Şunu ben 3 kere 5 diye yazarım. O çarpımı da toplamaya götürürüm. Az evvel öğrendiğim özellik gereği. Logaritma 15 5 artı logaritma 15 3 oluyor. Zaten şurası b olarak verildiği için bu kısımda 1 eksi b olarak kalacaktı. Bunu da sen söyle bana. Ne dedin? Duyamadım. 1 eksi c dedin değil mi? Bravo, tebrik ediyorum. Neden? Çünkü tabanlar aynı. 8 çarpı 3 o tabanı verdiği için bu c ise bunun da 1 eksi c olması lazım. Ve son olarak da bunu yazıyorum. Logaritma 24 24. Taban 24 olduğu için bunu yazıyorum tabii ki. 1'dir. Şu 24'ü 3 kere 8 diye düşüneceğiz. Onu da toplamaya götüreceğiz. Logaritma 24 8 artı logaritma 24 3. Zaten şu c olduğuna göre o zaman bunun olması lazım. 1 eksi c olması gerekiyordu. Tamam mıdır? Buna dikkat edelim. Değerli bir şey bu. Şimdi buradaki klasik soruda bakalım nasıl bir çözüm yapacağız. Öncelikle logaritma 12 3 x ise logaritma 144 8 ifadesinin x cinsinden eşitini sormuşlar. Yani şöyle yapalım istiyorsanız. Bunların bağlantısını kurabilmek için bir kere tabanlarını aynı formata getirmemiz gerekiyor. Hepinizin bildiği gibi 144 12'nin karesidir. O halde logaritma 12'nin karesi diye yazarım. 8 sayısına da bir şeyler yapalım bence. O da 2'nin küpüydü değil mi? En son öyleydi. O zaman bunu da 2'nin küpü diye yazarız. Şimdi gel bakalım şuradaki özelliği kullanalım. İlk videoda öğrendiğimiz bu pay oluyordu. Bu da payda oluyordu. O halde 3 bölü 2 çarpı logaritma 12 tabanında 2 diye bir sonuç bulmuş oluyorum. Yani ben bunu çevireceğim x cinsine. Arkadaşlar logaritma 12 tabanında 3x ise, bakın 12 tabanında 3 eğer x ise, logaritma 12 tabanında şuraya hangi sayıyı yazmam lazım bunun 1 eksi x olabilmesi için? 3 ile kimi çarpınca o tabanı veriyor demiştik. 4'ü. O zaman logaritma 12 tabanında 4 neye eşittir? 1 eksi x'e eşittir. Peki bunu bulduk ya. Buradan şununla bağlantısı nasıl kuracağım? 4 sayısı 2'nin karesi. Oo, o zaman logaritma 12 tabanında şu 4'ü ben 2'nin karesi diye yazarım. Bu kime eşitmiş? 1 eksi x'e. Ve buradan şu 2 sayısını, üst olan 2 sayısını başa çekerim. Değil mi? 2 çarpı logaritma 12 tabanında 2 1 eksi x oldu. Peki bana gereken ne? Bana gereken şu. O halde buradaki çarpma olan 2'yi bölme diye veririz alta. Ve karşımıza şu çıkar. Logaritma 12 tabanında 2 eşittir 1 eksi x'in yarısı oluyor. Şimdi gel bakalım. Şunun yerine artık 1 eksi x bölü 2 yazarız. 3 bölü 2 çarpı 1 eksi x'in yarısı. Buradan da düzenlersek 2 kere 2 zaten 4 yapıyor. 3 ile 1 eksi x'i çarparsanız 3 eksi 3 x'i bulacaksınız. Ve sonuç olarak şunu x'e çevirmiş oluyoruz. Bu da hangi seçenekte var? D şıkkında var. Gördünüz mü? Logaritmanın özellikleri aşırı önemli. Dolayısıyla arkadaşlar bunları iyi öğrenmemiz ve sorularda tabii ki kullanabilmemiz için bolca pratik yapmamız gerekiyordu. Şimdi klasik bir soruyla devam edeceğim. Klasik sorumuzda şöyle bir bakarsanız zaten 1, 2, 3, 4 demiş ilk hatayı nerede yapmışız? Evet gerçekten klasik bir soru. İlk hatayı nerede yapmışız? Önce bir soruyu tabii okumamız lazım. Logaritma 6 tabanında 216 faktöriyel x olduğuna göre logaritma 6 tabanında 215'in x cinsinden eşiti aşağıdakilerden hangisidir?
Yukarıdaki problemin çözüm adımlarını vermişiz diyor. İncelemeye başlıyorum. Logaritma 6 tabanında 215 faktöriyel çarpı 216 x'tir demiş. Ne yapmış? Şunu 215 faktöriyel çarpı 216 diye yazmış değil mi? Faktöriyelden böyle bir hakkı var. Bunda bir hata yok. Peki logaritma çarpma olan ifadeleri ayrı ayrı ve aynı tabanda toplamaya dönüştürüyordu. Logaritma 6 215 faktöriyel artı logaritma 6 216 bu da x'tir. Burada da bir hata yok arkadaşlar. Sonra bundakinin aynısını aşağı yazmış. Tamam. Peki şunun yerine de 3 yazmış. Bunu nasıl yapıyor? Hemen onu anlamaya çalışalım. Logaritma 6 tabanında 216'yı 6'nın küpü diye düşünebiliriz değil mi? 3 sayısı başa inecektir. O zaman 3 çarpı logaritma 6 6 olacaktır. Zaten bu 1 olduğuna göre o zaman bunun sonucunun 3 olarak alınması lazım. Burada da bir hata yok. Şimdi son adıma geldik. Biz şunu arıyorduk. Buradaki 3 sayısını karşı tarafa eksi 3 diye yollayacağız. Ve x eksi 3 olmalıydı. Heh işte görüyorsunuz. Son adıma yüzmüş dananın kuyruğunda hatayı yapmış. Şurasının x eksi 3 olması lazımdı. İlk hatayı nerede yapmıştır? 4. adımda yapmıştır diyebiliyoruz. Güzel. Şimdi yeni nesil bir soruya bakacağız. Sorunun başını okuduğumda, evet buradan bir sosyal mesaj da vermek gerekiyor sanırım. Geçmiş olsun diyorum Elazığ ve Malatya'daki depremden dolayı. Allah yardımcımız olsun. Bir daha böyle felaketler ülkemize inşallah Allah yaşatmasın. Şimdi sorumuza geçebiliriz buruk bir şekilde. Bir depremin büyüklüğü sismograf denilen cihazla dalgaların maksimum genliğinden yararlanılarak bulunur. Bunun için R eşittir logaritma D formülü kullanılıyor. Burada D mikron cinsinden ölçülen dalganın maksimum genliği. D dediğim şey genlikmiş, güzel. R ise depremin Richter ölçeğine göre büyüklüğüdür. Yaşanan bir depremin ardından A ve B rasathanelerinde depreme ait maksimum genlikler 30 milimetre ve 40 milimetre olarak hesaplanmıştır. Ülke basını ise kamuoyuna bu iki rasathanenin elde ettiği büyüklüklerin aritmetik ortalamasını paylaşacaktır. Güzel. Buna göre kamuoyu ile paylaşılan büyüklük kaçtır demiş. Ve ardından şöyle kullanacağım bilgiler vermişler. Arkadaşlar depremin Richter ölçeğine göre büyüklüğünü R eşittir logaritma D ile hesaplıyoruz. Tabi bunun tabanı 10 biliyorsunuz yazılmadığı için. Şimdi öncelikle genlik dediğim şey A rasathanesine göre 30 milimetre değil mi? Buraya 30 mu yazacağım? Hayır. Neden hayır? Çünkü soruda diyor görüyorsunuz D mikron cinsinden ölçülen dalganın maksimum genliği. O yüzden bu milimetreyi mikrona dönüştürmem gerekiyor. Bakın burada onun için bir bilgi vermişler. 1 milimetre 10 üzeri 3 mikron olduğuna göre 30 milimetre nedir? Bunun 30 katı olacaktır. Yani 30 çarpı 10 üzeri 3 oluyor. Bu da ne demektir? 3 çarpı şu sıfırı bunlara katarsan 10 üzeri 4 olur. Yani A rasathanesi için şöyle yapalım. R dediğimiz şey logaritma 3 çarpı 10 üzeri 4 olacakmış. Şöyle yazalım 3 çarpı 10 üzeri 4. Bu A rasathanesi. B'ye geldiniz şimdi. B de aynı şekilde maksimum genliği 40 milimetre ölçmüştü. Peki 40 milimetre dediğim şey şunun 40 katı olmayacak mı mikron cinsinden? Evet. O zaman 40 çarpı 10 üzeri 3 oluyor. Bu da 4 çarpı 10 üzeri 4 olacaktır. B rasathanesi logaritma 4 çarpı 10 üzeri 4 mikronu kullanacak. Ve bunların biz aritmetik ortalamasını alacağız. Yani şuna RA dersem buna RB dersem soru aslında RA artı RB'nin yarısını istiyor. Şimdi arkadaşlar hemen bunları şöyle yapalım. İkisini tabii toplayıp yarısını alacağım ama öncelikle logaritmanın özelliklerinde çarpma toplamaya dönüşüyordu. Heh. Dolayısıyla ben bunu şöyle yazabilirim. Logaritma 3 artı logaritma 10 üzeri 4. Logaritma 10 üzeri 4. Bunu da aynı şekilde logaritma 4 artı logaritma 10 üzeri 4 diye yazabilirim. Şimdi burada bir şey dikkatimizi çekti mi? Bakın bunun tabanı 10. Tabanı 10'sa şu ifadeyle şu ifadeyle sonuçlandırabiliriz. Logaritma 10 üzeri 4 neye eşittir? 4 sayısı tık başa düştü. 4 çarpı log 10 oldu. Log 11 olduğu için zaten 4'e eşit çıktı. Yani şurası 4 oluyor. Aynı şekilde burası da 4 oluyor. Şimdi gelin bu ikisini toplayalım ve yarısını alalım. Bakalım ne çıkacak karşıma. Merakla ben de bekliyorum. Logaritma 3 ile logaritma 4'ü topladınız. Logaritma 3 ile logaritma 4'ü topladınız. Artı 4 ile 4'ü topladınız. 8. Bir de bunun nesini alacaksınız? Yarısını alacaksınız. Güzel. Peki logaritma 3 ile logaritma 4'ü toplayacağım da ben bunun değerini bilmiyorum ki. İşte burada yeniden şunu kullanacağım. Neydi? Toplama haline gelmişse nereden gelmiştir bu? Çarpmadan. Bravo. O zaman bunun eski formu şudur. 3 çarpı 4 yani 12 olduğu için bu aslında logaritma 12'nin açık halidir değil mi?
aynı tabanda olduklarına göre. Aa süper. Logaritma 12'ye 8 ekle, yarısını al demek ki. E o zaman yapalım. Yapalım bakalım ne çıkıyor. Zaten burada logaritma 12 o yüzden vermişler. 1,08 yaklaşık değeri ise buna 8 ekleyeceksiniz ve yarısını alacaksınız. Arkadaşlar şunun eşiti 1,08 ise 8'e toplarsam 9,08 olacaktır. Bunun yarısını alıyoruz. Peki nasıl alacağız? Tabii bunu 908 gibi düşüneceğiz. Sonra iki basamak kaydıracağız. O halde kamuoyuna açıklanacak şey 908'in yarısı kaç? 454 yapıyor değil mi? Aynen öyle. 454 ve bunu iki basamak kaydıracağız. O halde kamuoyuna bu deprem ülkesinin açıklayacağı sonuç depremin şiddeti Richter ölçeğine göre 4,54'müş diyeceğiz. Ve bu buruk soruyu da geride bırakıyoruz. Devam edelim. Logaritma bölme halindeki ifadeleri aynı tabanda çıkarmaya dönüştürüyor. Heh, şimdi çarpmayı toplamaya dönüştürüyorsa o zaman bölmeyi de çıkarmaya dönüştürür değil mi? Arkadaşlar dikkat etmemiz gereken husus şu. A tabanında x bölü y, A tabanında x eksi yine A tabanında y yazacağız. Ha, buna dikkat edelim. Ve yine buradan tekrar tersine dönmeyi çok iyi bilmemiz gerekiyor. Tabanlar aynıysa arada çıkarma varsa bu nereden gelmiştir diyeceğiz. Bölmeden gelmiştir diyeceğiz. Güzel. O zaman bunu hemen bir pratik haline dönüştürelim. Başlıyorum. Birincisi bu. Logaritma A, A kare bölü B. Şimdi şu bölmeyi ben ne yapıyorum? Çıkarmaya dönüştürebiliyorum. Hemen yazalım. Logaritma A tabanında A kare eksi logaritma A tabanında B değil mi? Şunu yazacağım. Peki şuranın sonucunu söyleyebilir misiniz bana? Bravo 2 diyenler, tebrik ediyorum. Şöyle ki bu iki sayısı zaten başa düşeceği için geride de log AA kaldığı için o da 1'e eşit olduğu için bunun sonucu 2'dir. O halde bu işlemin sonucu 2 eksi logaritma A tabanında B'dir deyip bunu bırakabilirim. Kaç buradan kaç şuna gel. Logaritma 2 tabanında 50 eksi logaritma 2 tabanında 25. Şimdi dikkat, bunların ikisinin de tabanı 2. Ve çıkarma var. Bu çıkarma nereden gelmiştir? Bölmeden. O zaman eski formatları şöyle. Logaritma 2 tabanında 50 bölü 25 değil mi? Süper ya. 50 bölü 25. 50 bölü 25 kaç yapar? 2. O zaman bunun eşiti logaritma 2 tabanında 2. Bu kaç yaptı? 1 yaptı. Çünkü tabanın logaritması. Geldim buna. Logaritma 3 tabanında 18, 3 tabanında 2. Tabanlar aynı mı? Evet. Çıkarma var mı? Evet. E o zaman bunun eski hali bölmedir. Yani 18'i 2'ye böleceksiniz. Logaritma 3 tabanında 18'i 2'ye bölerseniz 9 çıkar. Peki 9 sayısı zaten 3'ün karesi demek değil mi? Evet. O zaman logaritma 3 tabanında 3'ün karesi oluyor. Zaten bu karede başa ineceği için 2'ye eşit oluyor. Geldik en sonuncusuna. Bakın yine çıkarma işlemi ve tabanlar aynı. E tabanlar aynıysa çıkarma işlemi varsa o tabanı yazarsınız. Çıkarma bölmeden türediği için bunları bölersiniz birbirine. X bölü Y yazarsınız. Bunu da bu şekilde bırakabiliriz. Yani eski formatına getirmeyi gerçekten iyi bir şekilde yapabiliyor olmamız lazım. Şimdi bir ÖSYM sorusuyla, ÖSYM tarzı soruyla daha doğrusu bunu destekleyelim istiyorsanız. Bakalım nasıl bir şey. Üzerinde birden 50'ye kadar tam sayıların yazılı olduğu bir tür cetvelde her n tam sayısının 1'e olan uzaklığı log n birindir diyor. Her n tam sayısının 1'e olan uzaklığı. Bakalım. 2'nin 1'e olan uzaklığı log 2 olacaktır. 3'ün 1'e olan uzaklığı log 3 olacaktır. Bunu göstermişler. O zaman şurası da log 4 olur. Bravo. Peki devam. Bu özellikteki özdeş iki cetvel şekildeki gibi alt alta getirildiğinde üstteki cetveldeki 42 sayısının alttakinde 28 sayısına, üstteki cetveldeki 21 sayısının şunun alttakinde x sayısına denk geldiği denk gelmektedir. Buna göre X'in bu cetveldeki 7 sayısına olan uzaklığı nedir? Şimdi burada bir minimal sorun var. O da şu. X kim? X ne daha doğrusu? Onu bulmamız gerekiyor. Nereden bulacağım? Şuradan bulacağım. Arkadaşlar 42'nin 1'e olan uzaklığı log 42'dir. 21'in 1'e olan uzaklığı log 21'dir. O zaman log 42'den şurası log 21'i çıkardığınızda bunu bulacaksınız değil mi? Peki bu aradaki mesafe kaçsa? Aşağıda da 21x'e 42-28'e denk geldiği için aradaki mesafe aynı olmak zorunda mı? Evet olmak zorunda. O zaman hesap yapalım. Üst taraftaki yeşil mesafe logaritma 42 eksi logaritma 21. Bunu yazdık. Peki alt taraftakine bakalım. O da 28 ve x arasındaki mesafeyi bulacağız ya. Şuradaki mesafe logaritma 28 eksi logaritma x değil mi? Logaritma x. Şimdi bunların ikisinin aynı olması lazım işte. Birbirine eşit olması gerekiyor. Peki ben buradan şunu yapamaz mıyım? Eksi nereden gelmiştir? Bölmeden gelmiştir. E o zaman bu logaritma 42 bölü 21'dir değil mi? 42 bölü 21. Önce bunu yazdık. Aşağıdaki de eksi yine bölmeden geldiği için
logaritma 28 bölü x olarak yazılabilir. Arkadaşlar bunların birbirine eşit olması gerekiyor. Yazalım. Logaritma 42 bölü 21 nedir? 2'dir. Buna eşit olmalı. Logaritma 28 bölü x'e. Peki buradan x'in kaç olması gerekiyor? Tabii ki 14 olması gerekiyor. Basit bir şey değil mi? 2'yi verebilmesi için. Güzel. O zaman şuraya 14'ü yazabiliriz. Şimdi 14'ü buraya da yazalım. 14'ün bu cetveldeki 7'ye olan uzaklığı. Şimdi cetvelimiz şöyle. 14'ümüz burada, 7'miz de burada. 7'ye olan uzaklığı derken şunu kastediyor, burasını kastediyor. O zaman ne yaparım? Log 14'ten log 7'yi çıkartırım değil mi? İkisinin de 1'e olan uzaklıklarını ölçerim. Farkını alırsam cevabı bulmuş olurum. Yani sorunun aradığı şey logaritma 14 eksi logaritma 7 olacaktı. Bu da ne demektir? Yine bölmeye gidelim istiyorsanız. Logaritma 14 bölü 7. 14 bölü 7 kaç yapar? 2 yapar. Yani doğru yanıtımız logaritma 2 olacaktı. Cevap A seçeneği oluyordu. Güzel. Tatlı bir soru. Bak bir dakika. Taban değiştirmeye geldim. İşini gücünü bırak. Gerçekten var ya. Dikkatin, motivasyonu dağınıksa lütfen daha sonraya bırak bunu. Ama eminim dağınık değildir. Siz akıllı çocuklarsınız. O yüzden taban değiştirmeden bahsedeceğim size. ÖSYM buradan arkadaşlar ölçüm yapıyor, soru soruyor. Bilginiz olsun. Şimdi uygun koşullar altında logaritmalı bir ifadeyi başka bir tabana dönüştürebiliyoruz. Mesela şöyle ki. Bu A tabanında bir logaritmik ifade değil mi? Bunu ben X diye bir tabana dönüştürmek istiyorum. O zaman ne yapıyorum? Şunu yapıyorum. Öncelikle X tabanına dönüştüreceğim için logaritma X yazıyorum. Üst tarafta bulunan yani logaritması alınan ifade kim? B. B yazıyorum. Bölü deyip sonra da aynı şeyin yani logaritma X'in A'ya göre ifadesini hesaplıyorum. Kısacası bu X tabanına geçişme sonucunda B pay olacaktır. B tabanında düzeltiyorum. X tabanında logaritma B pay olacaktır. X tabanında logaritma A ise payda olacaktır diyebiliriz. O zaman bunu yazdığımıza göre pratik varsa onu yapayım size. Verilen ifadeleri 5 tabanına dönüştürünüz diyor. Mesela bu 3 tabanında değil mi? 5 tabanına nasıl dönüştüreceğim? Öncelikle dönüştürmek istediğim tabanı yazıyorum. Burada logaritması alınan ifade 4 olduğuna göre bu pay olacaktır. Log 5 4 yazacağız. Bölü. Şimdi de yeniden log 5 yazıyorum ve bunun tabanını kullanıyorum. 3 yazıyorum. O halde bunu 5 tabanına dönüştürmüş olduk. Geldik diğerine. Logaritma 5 tabanında 3. Bunu 5 tabanına dönüştürmem gerekiyor. Zaten 5 tabanında bunu da 10 tabanına dönüştürelim o zaman. Ben toparlayayım. 10 tabanına çevirelim bakalım ne olacak. Arkadaşlar logaritma 10 tabanında kim yazacağım üst tarafa? 3 bölü. Alt tarafa da logaritma 10 tabanında kimi yazacağım? 5'i yazacağım. Hepinizin bildiği gibi 10 tabanı yazılmaz. Aslında bu logaritma 3'ün logaritma 5'e oranı olacaktı. Gördünüz mü? Bunu da bu şekilde söyleyelim. Şimdi burada yine bak tersine çevirme çok önemli matematikte. Yani bu verilen ifadeyi nasıl eski formuna döndüreceğiz? Ondan bahsedeyim biraz da. Şimdi şuradaki ifadeye bakalım. Bunu kapatalım hatta şöyle. İkisinin tabanları aynı değil mi? Ve arada bir bölme kesir çizgisi var. Arkadaşlar şunu yapın. Buradaki A sayısını şunun yerine yazın. Ve buraya A sayısını yazdığınızda logaritma A, B olacaktır. Geri kalan her şey gitmiş oluyor. Şu da bu arada gitmiş oluyor. Yani kısacası A sayısını bunun yerine geçirdiğinizde aşağıdaki ifade gider. Logaritma A, B'ye tekrar dönüş yapmış olacaksınız. Şimdi bunu gösterelim nasıl yaptığımı. Hangisi daha basitse ondan başlayayım. Bence şundan başlayayım. Çünkü burada 2 var ya net. Şimdi bakın ikisinin tabanı 2 ve aynı. Arada da bölme işareti var. Şuradaki E'yi bunun yerine geçireceksiniz. Yani logaritma E yazacaksınız. Bir de 5 yazacaksınız. Artık şundan kurtulmuş olacaksınız. Bunu silebilirsiniz. Yani bunun eşiti aslında logaritma E tabanında 5 olacaktı. Hepinizin bildiği gibi logaritma E tabanında diye bir şey yazılmıyor. Böyle yazılım şöyle yazılıyor daha doğrusu. Ln diye yazılıyor bu ifade kısaca. O zaman ln 5 eşit olacaktır. Güzel. Peki bunu yapalım. Bunun tabanı kaç? 10 mu? Oo, güzel. Onu yazdım. Şimdi bu 3 şu 10'un yerine geçecek. Gördüm. O zaman şöyle yapıyorum. Logaritma 3, 27 yazıyorum ve bu buradan gitmiş oluyor. Peki logaritma 3, 27'nin eşiti var mı? Var. Çünkü 27 sayısı 3 ile zaten bağlantılı. O halde 27'nin yerine 3'ün küpü yazarsınız. Logaritma 3, 3 üzeri 3 yazarsınız. Şunu da başa çekersiniz. 3 çarpı log 3, 3 oluyor. O da zaten 1 olduğu için 3 kere 1'den 3 vermiş oluyor. Bu bahsettiğim şey logaritma ifadesinde logaritmalı bir ifadenin tabanının değiştirmesine yarıyor. Ve soru çözümlerinde bunu kullanacağız işte. Şimdi gelelim buna. Logaritma 2, 3, m, logaritma 2, 5, n olduğuna göre logaritma 25, 9 ifadesinin m ve n cinsinden eşitini bulalım demiş. Şimdi
Bir kere şöyle bir durum var. Bunu buna çevirebilmek için tabanlarının aynı olması lazım. Öyle mi? E bunların tabanı 25, bunun tabanı 2. Ha, demek ki şunu 2 tabanına dönüştüreceğiz. Dönüştürelim. Logaritma 2 tabanında kimi yazacağım? Bunu yazacağım. 9 bölü atacağım. Sonra da yine logaritma 2 tabanında kimi yazacağım? Şunu yazacağım. 25. İşte böylece dönüşümü tamamlamış olduk. Peki 9 sayısını ben 3'ün karesi diye, 25'i de 5'in karesi diye yazar mıyım? Evet. Şunları kullanmak için yapıyorum bunu. O halde logaritma 2 9'u şöyle düşünüyorum. Karışmasın diye buraya yazalım. Logaritma 2 9'u 3'ün karesi diye düşündüm. Tık. Bu baş tarafa indi. Bu aslında 2 çarpı logaritma 2 3 oluyormuş. O zaman yazalım. 2 çarpı logaritma 2 tabanında 3. Bölü. 25 sayısını 5'in karesi diye de sen yaz. E kare başa iner. O da ne olur? 2 çarpı logaritma 2 tabanında 5 olacaktır. Tık. Bunlar gitti mi? Evet. O zaman soru bizden bunu istiyor. Yani şu ifadeyi buna bölmemiz gerekiyor. M'yi neye böleceksiniz? O halde sorunun cevabı çıktı. Bunun eşiti M bölü N olacaktı arkadaşlar. Tamam mıdır? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Dur gitme bir dakika. Burada verilen şeyin bu birinci çözüm olsun bu arada. İkinci çözümünü size anlatmak istiyorum. Arkadaşlar var ya şu anlatacağım şey ciddi söylüyorum kitaplarda yazmaz. Bak iyi izle. Logaritma 25 9. Şimdi logaritmada şöyle bir durum var. Taban ve logaritması alınan şeyin her ikisinin de kare kökünü alabilirsiniz. Bu sonucu değiştirmez. Kare kökünü alırsınız, küp kökünü alırsınız, kuvvetini alırsınız. Yani her ikisinin de aynı dereceden kuvvetini alabiliyorsunuz. O halde bunun da kare kökünü alalım. Bu aslında logaritma 5 tabanında 3'e dönüşmüş oluyor. Gördün mü? Sonuç değişmedi. Bunu arıyoruz biz. Peki bunu 2 tabanına dönüştürdüğümüzde logaritma 2 tabanında 3 yazacaksınız bölü logaritma 2 tabanında 5 yazacaksınız. Peki bu M, bu da N değil mi? Yes. E o zaman bunun sonucu M bölü N'dir. Gördünüz mü? Bu kadar basit. Şu dediğim şeyi iyi kavrayın. Her ikisinin de kare kökünü alma hakkınız var. Karesini alma hakkınız var. Küp kökünü vesairesini, kuvvetini alma hakkınız var. Gel bakalım buraya. Şimdi A sayısı birden büyük bir tam sayı olmak üzere. Tabi logaritma şartını sağlasın diye verilmiş bu. Diyor ki 27 bölü A oranının bir tam sayı olduğu, tam sayı olduğu, ln 27 bölü ln A oranının bir tam sayı olmadığı veriliyor. Buna göre A kaçtır demiş. Öncelikle şuradan başlayalım. Bu bir tam sayısı A'nın değerleri neler olabilir? Birden büyük tam sayılar. 27'yi bölenler. 27'nin kendisi 9, 3 olur değil mi? Başka da olmaz zaten. Kapattık. Peki bu ifade bir tam sayı olmayacakmış. Arkadaşlar ln 27 bölü ln A ifadesi aynı tabanda E tabanında. E o zaman biz taban değiştirme kurallarını kullanarak bunu şöyle yazabiliriz. A'yı şu E yerine geçiririz. Logaritma A 27 olur ve bundan kurtulmuş oluruz. Tabi A E yerine geçince elenlikten de çıkmış oluyor takdir edersiniz ki. Dolayısıyla bunu bu şekilde toparlayabilirim. Şimdi bu ifade tam sayı olmayacakmış. Peki ben A yerlerine hangisini yazarsam tam sayı olmaz? Bir düşünelim. Ben A yerine ilk başta bir 27'yi alsam logaritma 27 27. Bu tam sayı olur. Bu uymaz dolayısıyla. A yerine 9 alsam logaritma 9 27. Bakalım tam sayı çıkacak mı? 9 sayısı neye eşittir? 3'ün karesine. 27 neye eşittir? 3'ün küpüne. O halde logaritma 9'u 3'ün karesi diye yazarım. 27'yi de 3'ün küpü diye yazarım. Hemen logaritma özellikleri gereği bunu pay, bunu payda yaparım. Yani 3 bölü 2 çarpı logaritma 3, 3 olur. Zaten bu 1 olduğu için bunun sonucu 3 bölü 2'ymiş. Oo, adam zaten tam sayı olmasın diyordu. Müthiş. Demek ki A buradan kaç oluyor? 9 oluyor. Bir de A kaçtır dediğine göre tek bir değeri vardır zaten. Hatta 3'ü de yerine yazarsanız ne olacaktır bu ifade? Logaritma 3, 27. 3'e eşit olacaktır. Yani tam sayı olacaktır. Bu tam sayıyı yapıyor. Bunlar tam sayı yapıyor. Bu tam sayı yapmıyor arkadaşlar. O yüzden A'nın eşiti 9 olacaktı. Güzel bir ÖSYM sorusunu geride bıraktık. Şimdi taban değiştirme kuralından sonra önemli iki tane daha şey söyleyeceğim size. Onlardan birisi bu. Bakın arkadaşlar logaritma A tabanında B ifadesini logaritma 1 bölü logaritma B A diye yazabiliyoruz. Yani bunun çarpmaya göre tersini aldığınızda buradaki B ve A ifadeleri yer değiştiriyorlar. Kapış. Şimdi mesela bundan basitten başlayalım. Şunu da daha sonra göstereceğim. Logaritma 2, 5 x olduğuna göre x cinsinden yazalım diyor adam. E logaritma 2, 5 x ise bunların yerini değiştirdiğinizde logaritma 5, 2 olduğunda şu x'in çarpmaya göre tersini alırsınız. Yani bunun eşiti aslında 1 bölü x olacaktır diyebiliriz. Çarpmaya göre tersi dikkat edelim. Peki güzel bir tane de ben yazayım şuraya. Logaritma 3 tabanında 4 eşittir 1 bölü a ise
logaritma 4 tabanında 3 neye eşittir? E neye eşittir? Sen bunların yerini değiştirdiysen bunu da çarpmaya göre tersini alacaksın tabii ki. Tabii ki kime eşit olacaktır? A'ya eşit olacaktır diyebiliriz. Şimdi gelelim, bu birinci özelliğimizdi. Bu da ikinci özelliğimiz olsun. İkinci özelliğimizi de kullanıyoruz ara ara. Satır aralarında geçiyor bunlar. Şöyle ki, bakın logaritma A tabanında B çarpı demiş. Logaritma B tabanında C çarpı demiş. C tabanında D. Arkadaşlar birinin bittiği yerden diğeri tabansal olarak başlıyor. Birinin bittiği yerden diğeri tabansal olarak başlıyor. Böyle bir durumla karşılaşırsanız ve arada çarpma varsa şu B'leri götürün, şu C'leri götürün. Geriye logaritma A tabanında D kalmış oluyor. Bunun sonucu logaritma A tabanında D'dir diyebiliyoruz. Aa çok güzel de bu nereden geliyor ya? Nereden geldiğini kısaca izah edeyim. Bunu 10 tabanına çeviriyorum. Logaritma B bölü logaritma A olacaktır. Çarpı. Bunu da 10 tabanına çeviriyorum. Logaritma C bölü logaritma B olacaktır. Değil mi? Taban değiştirme kuralı alt üstü. Çarpı. Son olarak bunu da 10 tabanına çevirelim. Logaritma D bölü logaritma yazacaktım. C olacaktır. Peki bu çarpma işleminde şu gider. Geriye kim kalır? Logaritma D tabanında ne D tabanında? Logaritma D bölü logaritma A kalır. Taban değil. Peki bu ifadeyi nasıl düzenleyebilirim? E bunun gizliden tabanı 10. Bu da 10 zaten. Böyle durumda şunu yerine geçirdiğimizde alttaki kayboluyordu. Logaritma A tabanında D olacaktır. Gördüğünüz gibi sonuç çıkmış oluyor. Her zaman bunu yapmayacağız tabii ki. Dip dibe gelmeleri durumunda arada çarpma varsa tık 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 sileceğiz. Ve baştaki de sondaki kalacak. Bunun neticesi budur diyebiliyoruz. Evet devam edelim bakalım. Şimdi bununla ilgili aşağıda örnek yazmış mıyım acaba? Yazmamışım. Minik bir örnek ben vereyim o zaman. Logaritma 2 tabanında 3 çarpı logaritma 3 tabanında 8. Mesela bunun eşitini bulmaya çalışacağız. Şimdi birinin bittiği yerden biri başladığı için bunları silerseniz geriye logaritma 2 tabanında 8 kalmış olur. E zaten logaritma 2 tabanında 8'in eşiti ne? 3 arkadaşlar. Çünkü 8 2'nin küpü değil mi? Bu yüzden 3'tür diyebiliyoruz. Devam edelim o zaman örneklerimize. İkinci örneğimiz logaritma 2 tabanında 20. Şimdi şuna çevirmeye çalışıyorum ya, daha doğrusu x'e çevirmeye çalışıyorum ya. Bunların tabanlarını kontrol edelim. İkisi de aynı. O yüzden hemen şunu parçalayacağım. Nasıl parçalayacağım? 20 sayısını 4 kere 5 diye yazacağım tabii ki. Logaritma çarpma toplamaya gittiği için 2 4 artı logaritma 2 5 olacaktır. Logaritma 2 5 olacaktır. Peki şunun sonucu kaç? 2. Bunun sonucu ne daha doğrusu? O da x. O halde bunun sonucu 2 artı x'e eşit oluyor. Güzel. Basit bir örnek. Buna bakalım. Logaritma 125 4 demiş. Bir dakika dur burada. Neden dur? Çünkü bunun tabanı 2, bunun tabanı 125. E 2 ile 125'in bağlantısı da yok. E o zaman ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Arkadaşlar bunların yerlerini değiştirdiğimizde çarpmaya göre tersini almıyor muyduk? İlk özellikte söyledik zaten bunu. Heh, doğru mu? O zaman yer değiştir. 1 bölü logaritma 4 tabanında 125 oluyor. Peki bunun eşitini bulacağız da. Şu 4 sayısı 2'nin karesidir. 125 de 5'in küpüdür. Önce buradan bir bunu sonuçlandıralım bence. Bence de. Şöyle oluyor. Buradaki logaritma 4 yerine 2'nin karesi, 125 yerine de 5'in küpü yazarsak şu 3 sayısı pay, bu 2 sayısı payda oluyor. Yani 3 bölü 2 oluyor. O halde tabii yanında bir de logaritma 2 5 olmalı değil mi? Yani şunun eşiti 3 bölü 2 yazı vereyim. 1 bölü 3 bölü 2 çarpı logaritma 2 5 olacaktı. Zaten şurası x'tir. Bu da ters döneceği için 2 bölü 3 x'e eşit oluyor. O halde bunun eşiti 2 bölü 3 x'ti. Değil mi? Buradan aslında direkt 5'in köpü 2'nin karesi diye yazıp oradan da devam edebilirdim. Tamam böyle yapmayı tercih ettim. Neyse geldim buna. Şimdi bunu öyle yapayım o zaman değil mi? Şöyle ki buradaki 25 sayısının 5'in karesi. Bunu da 2'nin küpü diye yazarsanız eğer. Şöyle yazalım 2'nin küpü. Bu da 5'in karesi. 3 sayısı başa 2 sayısı başa düşecektir. Yani 3 şuraya gelecek. 2 de buraya gelecek. Geride logaritma 5 ve 2 kalacaktır. Peki logaritma 5 2. 2 5 x'e eşit olduğuna göre bu neye eşittir? 1 bölü x'e eşittir. O halde şunun yerine 1 bölü x yazarsanız 3 bölü 2 ile 1 bölü x'in çarpımı 3 bölü 2 x olarak bulunabilir. Güzel. Özellikleri kullandık sonra. Gel bakalım. Klasik bir soru var karşımda. Şimdi klasik soruda bakın şuradaki giriş zaten logaritma şartları sağlansın diye veriliyor. O sizi çok bağlamıyor. 1 bölü bilmem ne 1 bölü başka bir şey ifadesinin sonucunu sormuş bana. Şimdi dikkat ederseniz eğer buradaki ifade ile buradaki ifadede sadece logaritması alınan şeyle tabanın yer değiştirdiğini görürsünüz.
Peki kolaylık olsun diye şöyle bir şey yapsam ya. Logaritma x tabanında y'ye mesela a diyorum. Değil mi? Peki logaritma y tabanında x ne olacaktır? Yer değiştirirsen çarpmaya göre tersini alıyorsun. O da 1 bölü a olacaktır. Oo. O zaman yazalım yerlerine. 1 bölü 1 artı şunun yerine a yazmıştım değil mi? A artı 1 bölü 1 artı şunun yerine de 1 bölü a yazmıştım. O zaman 1 bölü a. İşte bunu sonuçlandıracağım ben. Eşittir. Şimdi ben buradan a'ya değer vererek de devam edebilirim. Ama özellikle matematiksel işlemleri yapıyorum. Bakın şurada bir ifade var. Bunun sonucu nedir arkadaşlar? 1 ile 1 bölü a'yı toplarsanız a artı 1 bölü a'yı bulacaksınız. Peki 1'i şuna bölerseniz aşağıdakini ters çevireceğiniz için karşınıza şu gelecektir. Bunun ters dönmüş hali a bölü a artı 1 olacaktır. Yan tarafta ne var? 1 bölü 1 artı a var. E paydalar aynı mı? E aynı. E o zaman paydalar aynıysa ortak paydayı yazarsın. Üst tarafta da toplama yaparsın. Yani a artı 1 gelecektir. Bunlar gittiler ve sonuç olarak 1'i bulmuş oluyoruz. Dolayısıyla cevabımız 1 çıkacaktı. Zaten burada arkadaşlar üst taraftaki sayı çıkıyor. Buraya bazen 2 yazarlarsa sonuç 2 çıkar. 3 yazarlarsa 3 çıkar. Onu da ben size korson olarak söylemiş olayım. ÖSYM tarzı soruya geldim. Dur dur çöz ondan sonra izle. Ben devam ediyorum sen çözmüş gibi. Birden farklı x, y, z pozitif gerçel sayılarından vermişler. Logaritma x, y, x, z 1 bölü 3 ve 2 eşitmiş. Tamam. Buna göre logaritma y tabanında y 8, y üzeri 8 bölü z çarpı karekök x ifadesinin değeri kaçtır diyor. Çok güzel. Peki şöyle yapalım mı? Öncelikle buradaki bölme işlemine bakın. O bölme işlemi ne demektir? Aslında çıkarma demektir. Yani bunları ben çıkarma halinde yazabilirim. O da şöyle olur. Logaritma y tabanında y üzeri 8 eksi diyeceğim şu. Logaritma y tabanında z karekök x olacaktır. Şimdi buradan şunun sonucunun zaten herkes 8 olduğunu görüyor. 8 düştü başa. Oradan log y'ye de 1 olduğu için sonuç 8'dir. Şimdi orası 8 eksi. Bakın buraya ne yapacağım? Arada çarpma var mı? Var. E o zaman onu da toplamaya götürelim. O zaman aç bunu. Logaritma yz. Logaritma yz artı logaritma y kök x. Logaritma y kare kök x. Bunu da kapattınız. İşte bunu bulacağım. Hemen kontrol ediyorum. Yz var mı diye. Vallahi yz yok. Y kök x ona benzer bir şey var. Şimdi onu nasıl halledeceğiz? Onu şöyle halledelim istiyorsanız. Bir kere burada bir y'nin taban olması için şurada bir yer değişikliği yapmam lazım. O halde logaritma bunların yerini değiştirirsem y x'i bulacağım. 1 bölü 3'ün de çarpmaya göre tersini alıyorum bu işlemden sonra. Ne oldu? 3'e eşit oldu. Peki burada karekök x var arkadaşlar. O zaman onu da şöyle yazalım. Logaritma y tabanında karekök x'i x'in 1 bölü 2. kuvveti diye yazsam. Bu 1 bölü 2'yi de tık baş tarafa çeksem ne olur? 1 bölü 2 çarpı logaritma y tabanında x olacaktır. Peki logaritma y tabanında x'i zaten ben 3 bulmadım mı? O zaman bunun eşiti 3. Orası 3 ise 3 ile 1 bölü 2'yi çarpacaksınız. Burası geldi. 3 bölü 2 olacakmış. Bunun sonucu 3 bölü 2. Peki bunun sonucunu nasıl bulacağım? Heh orada dur bir dakika. Logaritma y tabanında z. Bakın yıldız attığım ifadelere dikkat. Bunları ben eğer çarpmaya alırsam yani dip dibe getirirsem bakın ne oluyor? Logaritma y tabanında x çarpı logaritma x tabanında z eşittir. Buna bunu çarptınız. Yani 6'yı buldunuz. Peki arkadaşlar az evvel konuştuğumuz kural gereği bunlar dip dibe gelirse birinin bittiği yerden diğeri başlıyorsa bunu siliyorduk. Logaritma yz kalmış olmuyor muydu? Evet o zaman bunun sonucu logaritma yz'dir. Peki logaritma yz'yi de bulduğumuza göre o zaman buraya 6 yazabiliriz. Yazdım. Şimdi artık gerisinde rasyonel işlem. 8 eksi 6 artı 3 bölü 2 oluyor. Eksiyi dağıtalım. Eksiyi dağıtırsak 2 eksi 3 bölü 2 olacaktır. Değil mi? Buradan da 2'den 1,5'u çıkartıyorsunuz. Yarım kalacaktır. Cevabımız 1 bölü 2 yapıyor. Doğru yanıt Adana'ydı. Matematiksel işlemlerin ve logaritmanın özelliğini ölçüldüğü bir soruyu geride bıraktık. Geldim. Uygun koşullarda tanımlı logaritma için minik bir kurala daha. Kural şu. A üzeri logaritma cx varsa buradaki taban olan a ile burada logaritması alınan x'in yerlerini değiştirebiliyorsunuz. Bunların yerini değiştirdiğinizde x tabana geçer logaritma ca yazmış olacağız değil mi? Arkadaşlar bununla ilgili mesela pratik yapalım. Hemen şöyle başlıyorum. Sayının üzerinde bu varsa bunu yapıyoruz. Şimdi sayının üzerinde bir logaritma var. Bakın bu tabanla logaritması alınan şeyin yerini değiştirebiliriz değil mi? Değiştirirsek 5 buraya geçer. Logaritma 3, 3 de
Buraya geçer. Peki logaritma 3'ün değeri 1 değil mi? Evet. O zaman 5 üzeri 1 oldu bunun sonucu. Yani 5'e eşit olmuş oluyor. Güzel. Buna bakalım. 2 ile 10'un yerini değiştireceğiz değil mi? O zaman 10 burada, logaritma 2, 2 de burada olacaktır. Şu zaten 1 olduğu için cevabımız 10 üzeri 1'den 10 gelmiş oluyor. Geldik buna. 27 ile 4'ün yerini değiştireceğim. Hadi değiştirelim. 27 üzeri logaritma 8, 4 olacaktır. Peki logaritma 8, 4'ün eşiti ne? Hadi bakalım onu bulalım. Şöyle. 8 sayısı 2'nin küpü mü? Evet. 4 sayısı da 2'nin karesi mi? Evet. Bu pay olur. Bu pay da olur. O zaman 2 bölü 3 çarpı logaritma 2, 2 oluyor. O da 1 zaten. Demek ki bunun sonucu 2 bölü 3 olacakmış. Yani 27'nin 2 bölü 3. kuvvetini alacağız. Şimdi bir dakika. 27 sayısı 3'ün zaten küpü değil mi? Evet. Bunun 2 bölü 3. kuvvetini alıyorsunuz. Üstü sayılardan bunların çarpılması gerekiyor. 3 ile 2 bölü 3'ü çarpınca aman ha 2 bölü 9 demesin kimse. Ne olur 3'ler gider. 2 kalır sadece. Yani sonuç 3'ün karesidir. O halde 9 çıkmış oluyor. Bunlar yakın olunca yanlışlıkla çarpabiliyorsunuz. O yüzden uyardım. Ayık ol. Geldim buna. E üzeri 2 çarpı e len 2. Şimdi arkadaşlar buradaki e sayısıyla şuradaki 2 sayısının evet yerini değiştirebiliriz. Haklısınız. Ama şu 2'yi önce bir ne olur ne olmaz diye bunun üstüne çekelim. 2 sayısı bunun kuvvetinden inmiştir. O zaman e üzeri e len 2 üzeri 2'dir değil mi? Çekmesek de oluyor ama işte biz yani alışkanlık böyle kazansak daha iyi olur. Allah etmesin bir yerde dengesiz bir durum oluşturabilir. Şurası kaçtır? 4'tür. O halde e üzeri ln 4 oluyor. Şimdi yer değiştirin. Ne olacaktır? 4 üzeri ln e olacaktır. E zaten ln'nin sonucu 1. O halde bunun sonucu 4 üzeri 1'den 4'e eşit olacaktı. Zaten şununla şunu değiştirsek yine ln 1 gelecekti. 2'nin karesine yine 4'ü verecekti. Aynı sonuç olur arkadaşlar. Bunu da söylemiş olayım. Geldim. ÖSYM tarzı soruma. Matematik dersinde Cenk sırasıyla aşağıdaki işlemleri yapmıştır diyor. Birinci falan filan geç bunu. Cenk 12 eşittir 27 aman Allah'ım bulmuştur. Buna göre Cenk numaralandırılmış adımlardan hangisinde hata yapmıştır diyor. Şimdi 12 eşittir 27 çıkması zaten imkansız değil mi? Bir yerde hata var. Onu bulmaya çalışalım. Birinci adım. 12 eşittir 1 çarpı 3 çarpı 4. O da e üzeri ln 1, e üzeri ln 3, e üzeri ln 4 diye yazılmış. Bu nereden yazılmış? E az evvelki özellikten yazılmış. Şöyle ki. Şimdi mesela bir tanesini açıklayayım. Şunu al mesela. E üzeri ln 1 diyorsun ya. E zaten buradaki e sayısıyla 1 sayısının yerini değiştirdiğinde 1 üzeri ln e oluyor. Ln e zaten 1 olduğu için 1 üzeri 1'den sonuç 1 çıkmış oluyor. Yani şu e ile 3 değişecek. Bu e ile 4 değişecek. Sonuçta buraya dönmüş olacaksınız. Bunu bu şekilde yazmasında hiçbir sakınca yok. Az evvel konuştuğumuz özellik gereği. Peki ikinci adıma bakalım. Buradaki ifade aralarda çarpma var. E, aralarda çarpma var. Tabanlar da aynıysa üstler toplanmalı değil mi? Üstler dediğim şey ln 1, ln 3, ln 4 bunları toplamışlar. Peki bunları toplamak demek zaten logaritmanın kendi özelliklerinden çarpmaya dönüştürmek demektir. E, toplama eskiden çarpma olduğu için ben bunu e üzeri ln 1 çarpı 3 çarpı 4 diye yazıp şunun yerine de 12 yazabilirim. Yani e üzeri ln 12 eşit oldu. Burada da bir hata yok. E üzeri ln 12'deki 12 sayısını 3 artı 9 diye düşünebiliriz değil mi? Tabii ki. O halde burada da bir hata yok. Buna bakalım. Dördüncü adım. 3 artı 9 diye düşünmüştük en son. Şimdi ben bunu e üzeri ln 3 çarpı e üzeri ln 9 diye ayrıldığını görüyorum. Bunu nereden ayırdı? Hangi logaritma özelliğinden bunu ayırdı? İşte arkadaşlar böyle bir logaritma özelliği yok. Burada bizi düşürmeye çalışmışlar. Şöyle ki toplama bu şekilde çarpmaya dönüşmez. Ayrı ayrı olan toplamalar çarpmaya dönüşüyor. Dikkat edelim. Yani birleşik olan toplamayı böyle bir çarpma formatına dönüştüremezsiniz. Dolayısıyla buradan geçiş yaparken burada bir hata yapmışlar. Burada bir hata yaptıkları için haliyle alt tarafta şu 3 çıkmış bunların yerine değiştirince. E, bu da 9 çıkmış bunların yerine değiştirince. 3 kere 9'dan 27'ye bağlamış olayı. Dolayısıyla burada hatayı ilk kez 4. adımda yapmıştır diyebiliriz. Böyle bir ayrıma gidemezsiniz. Zaten eğer bu doğru olsaydı şuradan bakın ne yazacağım size. E üzeri ln tabanlar aynısı üstleri toplayacağım. Ln 3 artı ln 9 yazacağım. E ben buradaki ifadeyle şuradaki ifadenin nasıl eşit olduğunu söyleyebilirim ki? Söyleyemem tabii ki. O yüzden hatayı burada yapmışlar. Ve 4. adımda hata olduğu için burada hata vardır. Sorunun cevabı 4'tür diyebiliriz. Geldim ikinci maddeye.
Logaritmayı gerçek hayat problemlerinde kullanıyoruz. Az evvel Richter ölçeği ile ilgili bir soru çözmüştüm ya. O da mesela buna örnektir. Şimdi bir iki tane daha yapacağım. Arkadaşlar logaritma var ya öyle basit bir şey değil. Finans, muhasebe, bankacılık, biyoloji, kimya bakın buralarda çok kullanılıyor. pH değerlerinin hesaplanmasında, deprem ölçümlerinde, oşinografi denen okyanus coğrafyasında kullanılıyor. Şimdi bir tane örnek yapalım. Mesela nasıl kullanıldığını anlatayım size. Yaralanma ömrü A yıl olan X gramlık bir radyoaktif madde bozulduğunda T yıl sonra Y eşittir X çarpı 1 bölü 2 üzeri T bölü A. Şunu yuvarlak içine alalım. Gram kalmaktadır bozulduğunda. Buna göre yarılanma ömrü A yıl olan 160 gram maddeden 40 yıl sonra bu kadar gram kalır. Şimdi burayı dolduracağız. Öncelikle ifademiz Y eşittir X çarpı 1 bölü 2 üzeri T üzeri T bölü A diye verilmiş. Şimdi burada tanımlanan şeyler. T yıl sonra değil mi? Böyle yazıyor. Burası kaç yıl geçtiğini gösteriyor. Peki ben 40 yıl sonra dediğime göre bu ifadeyi çözmek için T'yi kaç alacağım? 40 alacağım. Sonra yarılanma ömrü A yıl olan demiş. Yarılanma ömrü A yılsa tamam bunu bırakalım istiyorsanız. 160 gram maddeden. Şimdi 160 gram maddeden dediğine göre bunu kimin yerine yazacağım? Arkadaşlar X gramlık bir maddeden diye formülü vermişti. O halde 160 gram maddedense buraya 160 almam lazım. 40 yıl sonra. Peki 40 yıl sonra diyorsa bana burada o 40'ı nereye yerleştirmem lazım? Kalan Y olduğuna göre 40'ın Y'yi karşılaması gerekiyor. Gördünüz mü? Çünkü formülde T yıl sonra, bir dakika T yıl sonra yanlış mı yaptık? Evet sanırım yanlış yaptık. T yıl sonra diyordu. T yıl sonra dediğine göre o zaman şunun T olması lazım. Yok doğru yapmışım tamamdır. 160 gram maddeden, tamam 160 gram madde güzel. A yıl sonra bu kadar gram kalır demiş. Ama işte A'yı vermemiş bana burada. Tamam o yüzden ben bunu tamamlayacağım anlaşıldı. A yıl sonra dediğine göre ben buna kaç yazayım? Bu arada şunu sileceğim. Bu kadar gram kalmış. Y'yi zaten bizim bulmamız gerekiyor. 10 yıl sonra diyelim mesela. Şimdi 10 yıl geçiyorsa o zaman bunun A'nın 10 olması gerekiyor. Peki A 10'sa hemen yapalım. Y eşittir 160 çarpı 1 bölü 2 üzeri kaç yazacağım? 40 bölü 10. 40 bölü 10 kaç eşittir? 4 eşittir. Peki buradan 1 bölü 2'nin 4. kuvveti 1 bölü 16 değil mi? Evet. 160 çarpı 1 bölü 16 diyeceğim. Bunlar gidecekler ve buradan 10 sonucunu bulmuş olacağım. O halde yarılanma ömrü 10 yıl olan 160 gram maddeden 40 yıl sonra geriye 10 gramcık kalacaktır diyebiliriz arkadaşlar. Bu da yarılanma ömrüyle logaritmanın ilişkisini gösteren bir soruydu. Geldim başka bir soru tipine. Okyanus coğrafyası alanında yapılan araştırmalarla plaj yüzeyinin eğimiyle üzerindeki kum taneciklerinin büyüklüğü arasındaki bağıntı M eşittir 0.16 artı 0.118 çarpı log D şeklinde oluşturulmuştur. Bu bağıntıda M plaj yüzeyinin eğimini, güzel M eğim, D ise kum taneciklerinin ortalama çapını milimetre cinsinden göstermektedir. Bir plaj yüzeyinin eğimi 0.042 olduğuna göre bu plajdaki kum taneciklerinin ortalama çapı kaç milimetredir diyor. Şimdi formülümüz burada. Verilenlere bakalım. Bana plaj yüzeyinin eğimini vermişti. 0.042. O halde buraya 0.042 yazacağız. Değil mi? Sonra kum taneciklerinin ortalama çapı. O neydi? D ile gösteriliyordu. Yani şunu bulmaya çalışacağız. O halde arkadaşlar 0.042 eşittir 0.16 artı 0.118 çarpı logaritma D olacak. Ve biz burada D'ye ulaşmaya çalışıyoruz. Vallahi kim bununla uğraşmışsa helal olsun diyorum. Yani gidip plajda dinlenmek varken neden kum taneciklerinin ortalama çapı hesaplanır onu da bilmiyorum. Neyse uzatmayalım. Devam et. Şunu attım karşı tarafa. 0.042'den 0.16'yı çıkartacağım. Çıkartalım. Vallahi nasıl çıkartacağım? Şöyle çıkartayım. 0.16, 0.160 zaten. 0.042'yi çıkartıyorum buradan. Sonra eksi atacağım tabii. 160'tan 42'yi çıkartsanız 118 çıkar. O zaman bunun sonucu eksi 0.118 oluyor. Eşittir. 0.118 çarpı logaritma D olacak. Peki buradan şunları sadeleştirsem. Müthiş. Eksi 1 kaldı burada. Eksi 1 logaritma D'dir. Şimdi burada tavan gizliden 10'dur. Öyle mi? O zaman bunu karşı tarafa verirsen logaritmadan kurtulsun. D 10 üzeri eksi 1 çıkıyor. 10 üzeri eksi 1 ne demektir? 0, 1 demektir haliyle. Ve biz buradan D'yi hesapladığımıza göre bu plajdaki kum taneciklerinin ortalama çapını bulmuş oluyoruz. Tabii ne cinsinden? Milimetre cinsinden arkadaşlar. Cevabın 0, 1 olacaktı. Geldim bir başka logaritmanın günlük hayatta bağlantısı olan soruya. I0 bu da fiziğe benziyor watt falan geçince. I0 10 üzeri eksi 12 watt bölü metrekare olmak üzere ses şiddeti
I olan bir ses kaynağının ses düzeyi L desibel sanırım burası, evet, eşittir 10 çarpı logaritma I bölü I sıfır. Evet, burada yazmış zaten. Bağıntısıyla verilmiştir. Bağıntımız bu. Bu sorularda şöyle yapacağız. Bağıntıyı verdi mi? Şimdi ben aşağıdaki verileri buradaki formülde yerine yazacağım. Aslında adam sana bir formül veriyor. Bu formülü kullanarak hesap yap demeye çalışıyor. Güzel. Buna göre ses şiddeti 10 üzeri eksi 6 olan iki özdeş hoparlör bir odada açılırsa bu odadaki ses düzeyi kaç desibel olur demiş. Şimdi arkadaşlar verilen bağıntıda ses düzeyi kaç desibel olur derken zaten bunu kastediyor. Ses şiddeti 10 üzeri eksi 6. Bakın ses şiddeti I olan dediği için bu formüldeki I gördüğümüz yere ne yazmamız gerekiyor? 10 üzeri eksi 6 yazmamız gerekiyor. Zaten I sıfırı sorunun başında vermişti. 10 üzeri eksi 12 bunun eşiti. Yalnız bu bir tane kaynak içindir. İki tane özdeş hoparlörden bahsettiğine göre ses şiddeti iki katına çıkar. O zaman şuraya bir çarpı 2 atmamız gerekiyor. Yani buradaki soruda L eşittir 10 çarpı logaritma. İki tane kaynak olduğu için 2 çarpı I. Yani 10 üzeri eksi 6 bölü I sıfır. 10 üzeri eksi 12 yazmam gerekiyor. Bunu hesaplayacağım. Bu zaten soruyu çözdürecek. Hemen hesaplayalım. Mesela şöyle yapabilirim değil mi? Buradaki ifadenin sonucu eksi 6'dan eksi 12'yi düştünüz. 10 üzeri 6 çıktı. O zaman 10 çarpı logaritma 2 çarpı 10 üzeri 6 olmuş oluyor. Peki. Logaritma çarpmayı toplamaya götürmüyor muydu? Yes. O zaman ben bunu şöyle yazamaz mıyım? 10 çarpı, şöyle açalım hatta. Logaritma 2 artı logaritma 10 üzeri 6. Bak şimdi. Logaritma 10 üzeri 6 yazacağım da zaten bu başa düşecek. 6 çarpı logaritma 10 olacak. Şu 1 olduğu için 6 çıkacak. O zaman buraya direktmen 6 yazalım. Kapatalım. Şimdi de logaritma 2'yi bakın boşuna vermiyor işte. Bunu kullanacağım. Buranın eşiti 0,7'ymiş. 0,7'nin 10 katını alacağım. 7 artı 10'un da 6 katını, 6'nın 10 katını alacağım. 60 olacak. Ve buradan 67 desibel olarak soruyu çözmüş olacağız. Cevabımız 67 idi. Güzel. Evet, videonun sonuna geldim. Şimdi yavaş yavaş tabii sonuna geliyorum. Hemen bırakmayın. Videoyu izledikten hemen sonra bu soruları çözmenizi istiyorum. Ve iki maddede logaritma 2'yi bitirmiş oluyoruz. Ödüllü sorumuzu gösteriyorum. Bunu yorumlara bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. İyi çalışmalar. Evet, videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Logaritma 2'yi de işlediğimize göre artık belli bir seviyeye gelmişizdir diye düşünüyorum bu konuda. Yine soru çözmek isteyen arkadaşlara Camplus matematik kitabımızı önereceğim. Aşağıda açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Videoya like atmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.